Bakın hani demin bahsettim ya Ali Granit'ten Can Yayınları Genel Yayın yönetmeninden aynı zamanda ee, Can'ın babası şey özür dilerim Ali'nin babası Yalçın Granit Türkiye'nin basketbol efsanelerinden bir tanesi Allah uzun ömür versin ee, 1932 doğumlu ve Ali şu kitabı yazmıştı sanırım bu 2-3 yıllık bir kitap yani çok yeni değil bildiğim kadarıyla bakalım ilk baskısına 2016 4 yıllıkmış. Ee, Yalçın Granik'in hayatını babasının hayatını anlatıyor ama bunu Adanmak adlı bu kitapta sadece babasının hayatını değil de demin Obradovic'den bahsettik ya Türkiye'de insanların bir şey yapmak için nasıl hayatlarını vakfettiklerini görüyorsunuz basketbol gibi <laughs> hani bize aslında çok uzak bir spor dalını biz biliyorsunuz futbol kültürüyüz niye çok uygun çünkü bize tribüne çıkıyorsun, ööö, ana avrat gidiyorsun böyle. E, 11 tane adam bir tarafta, 11 tane adam bir tarafta saldırıyor birbirine falan. Langır langır. E, o daha çok hoşumuza gidiyor. Ama bakın 1932 yılında doğduktan sonra bu kitap aslında bir e, yaşama karşı tutunma öyküsü. Ben dün, kalın bir kitap ama Epey şöyle karıştırarak okudum. Bazı yerlerin tamamını, bazı yerleri biraz daha hızlı geçerek. Bildiğim bölümler var çünkü içinde. Köşe yazıları var. Onları biraz atlayarak. Hayata çok nasıl söyleyeyim hayata çok dezavantajlı başlamış. Çünkü babası ölüyor. Küçük yaşta babasını kaybediyor. Sonra annesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Teyzesi ve anneannesi büyütüyor. Ama 1940'lı yılların ortalarında o zaman tanıştığı ee, basketbolcular daha doğrusu basketbolu Türkiye'ye getiren insanlar sayesinde 17 yaşında 17 yaşında Galatasaray tarafından e, transfer edilen ilk profesyonel basketbolcu oldu. İlk. kendisini transfer eden kim biliyor musunuz Ali Samiyen Ali Samiyen yani böyle kitabı okurken Yalçın Bey'in yaşadıklarını alt alta dizdiğinizde diyorsunuz ki film lan bu herhalde Yok böyle olmaz ya. Yani. Bu kahramanların yan yana durma şansı yok. Sonra Türkiye'de basketbolu geliştirmek için yaptıklarını görüyorsunuz. Her şey yani bir oyuncu olarak emmet evet, gibi olmasın ama bizim takıma o zamandan beri hani bu yeni bir şey değil. 70 yıldır öyle denir. Yenilmez Armada'dır adı. Yenilmez Armada'nın efsane kaptanı oluyor. Sadece kaptanı olmakla kalmıyor. Ee, Türkiye'de basketbolun yayılması için bir hoca olarak çalışıyor. O kadar çok, o kadar çok şey yapıyor ki. O kadar çok şey. Burada Adanmak kitabında bunu anlatmış. Demin Obradoviç'ten bahsedince ya Koç Obradoviç acayip bir adam. Acayip bir adam. Seversiniz, sevmezsiniz. Bazı tavırları çok çirkin. Yaşadım bunları. Gördüm çünkü. Maçlarda da gördüm. Ama sonuçta o adamın basketbol sevgisini yeryüzünde tartışabilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. O acayip bir şey. Fenerbahçe için büyük kayıp. Büyük kayıp. Yani takımın ruhu gitti ya. Vallahi ruhu gitti. Bu saatten sonra nasıl ilişkiler bilmiyorum. İsmet Badem'in de tabii Türkiye'de basketbolun büyük kitlelere ulaşması için <laughs> anlatıcı bir yorumcu olarak çok emeği vardı İsmet Badem'in de doğru. Hala bu yaşında ee, Yalçın Bey'in, Yalçın Granit'in basketbolu takip ettiğini ve takip ederken hani alt ligler de dahil olmak üzere takip ettiğini anlatıyor. Hafize'yi bu kadar nasıl geri tutabiliyorsunuz? Birkaç tüyo lütfen. Unutmamaya çalışıyorum. Ali Granik genel müdür değil mi? Evet. Can Yayınlarının genel yayın yönetmeni Cem Akaçlı'yı biliyorum. Ben ne dedim? Ben genel yayın yönetmenim dedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben yanlış söyledim. Benim hatam o. Genel müdür. Can Yayınlarının genel müdürü. Doğrudur. <laughs>